Sayın Dekanım, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, aranızda bulunmanın sürurunu ve dahi gururunu yaşıyorum. Büyük mutluluk. Bugünün mutunu ve kutunu birlikte hissediyorum. Manisa'da sizlerle birlikte olmak bu anlamlı günde. Türklüğü konuşmak. Bugün bayram mıdır, gün müdür, anılacak mı, üzülerek yad edilecek mi bir gündür? Bence bayramdır. Bize her gün bayram. Biz öyle bir milletiz. Her günü bayram olması gereken bir milletiz. 1945 yılında bir önceki seneyi yad ederek Zeki Feridi Togan, rahmetli Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Necdet Sancar başta olmak üzere o dönemin Türk fikir önderinin bir önceki senedeki dava gününde olanları yad ederek başlattıkları kendi aralarındaki bir yad diyelim, bir anma diyelim, bugünlere geldi, yayıldı ve 3 Mayıs Türkçülük Bayramı adını aldı. Her ne kadar kökünde bayram olarak anacak şeyler değil de üzülecek hadiseler olsa bile. En büyük Türkçü Atatürk. Tarih boyunca en büyük Türk de Atatürk. Bunda hiç kuşkumuz yok. Ömrünün son gününe kadar da Türkçülük ilkesinden asla taviz vermeden bütün hayatını Türklüğe vakfetti. Ben 53 yaşındayım. Onun 57 yaşındaki Hatay'a giderken ki, Adana'ya giderken ki resmini, trendeki resmini gördükçe ben kendimden utanıyorum. 85-90 yaşında gösteriyor. O kadar kendini yormuş. Gece gündüz çalışarak, başka türlü olmazdı. O 15 yıl içinde yapılanlar başka türlü yapılamazdı. Ve bu yüzden en büyük Türk ama aynı zamanda en büyük Türkçü olarak Atatürk'ü görüyoruz. Sadece yaptıklarıyla değil, açık bir şekilde ifade ettiği fikirleriyle de. Ondan sonra ha değişti mi? Evet, çok Türkçülük noktasından değil de daha kozmopolit düşüncelerle bir dünya kurmaya çalışan insanlar daha bir öne çıkmaya başladılar. Bazıları da bunları himaye etti. Atatürk'ten sonraki dönemde de evet Türkçülük devam etti. Hep devam etti. Türkçü demek falanca partinin dışındaki veya filanca partinin içindeki adam demek değildir. Şükrü Saraçoğlu ismini Fenerbahçe'den hatırladığımız değil mi? O da Türkçüydü. 1942 senesinde bağıra bağıra Türkçülük fikirlerini ifade ediyordu. Fakat devlet siyasetinde bazı değişikliklerin olması gerekti. Ha yine bunlar yapıldı. Yine bu meyanda siyasetler içindi. Ama öbürleri de bu arada sosyalistler, komünistler. Onlar da yer bulmaya, yükselmeye, zemin bulmaya diyeyim daha çok çalışmaya başladılar. Daha çok çalışmanın meyvesini almaya başladılar. İşte bu rahmetli Atsız'da bunun sebep olduğu rahatsızlık, onun dergilerindeki hükümete yönelik eleştiriler. Dedim ya, başbakan aslında Türkçü birisi. Ordu Türkçü, yargı Türkçü, tamam, güzel. Böyle eleştirilere belki alışık olmayışımız, o dönemki demokrasi kültürüne mi hamledelim? O dönemdeki uluslararası sıkıntılı yapıya mı hamledelim? Bilmiyorum. Bazıları çok sevinmiştir. Ama bunu yapan bazıları da eminim üzülerek yapmıştır. O dönemin önde gelen Türk aydınlarını,
başta en büyük tarihçimiz olan, bir daha öyle birisi yetişir mi bilmiyorum, Zeki Veldi Togan olmak üzere bu insanların birer suçlu olarak tutuklanması maalesef tarihimizdeki acı günlerden, dönemlerden birini teşkil ediyor. Evet, işte bir duruşma, 3 Mayıs 1944'teki duruşma günü esas konuyu niye bayram olmalı dedim. Ankara'da ve başka yerlerde o duruşmanın olduğu gün Sabahattin Ali ile Nihal Atsız'ın aslında arasındaki dava, o gün Türk gençliğinin gösterdiği tavır, tepki, sokağa çıkması, işte bugünün 3 Mayıs'ın bayram olarak kutlanması gerektiğinin altını çizdiriyor bize. Biz buradayız, biz ölmedik diyerekten Türk gençliği büyüklerini, önderlerini destekledi o gün 3 Mayıs'ta. Ve onun ertesi yılı işte bu dediğim isimler andılar. Daha sonraki yıllarda da anıldı, anıldı, genişledi ve bugünlere geldi. Bugün artık her yerde 3 Mayıs'ı duymayan kalmadı neredeyse. Umarım daha da güzel olur. Peki, şimdi başka yerlerde böyle bir şey var mı? Rusçuluk, İngilizcilik, Almancılık bunu diyorlar. Çok saçma diyorlar. Türkçülük olur mu? Yani Almancılık diye bir şey var mı ki Türkçülük olsun? Öncelikle şu, kozmopolit yani kökü dışarıda olan fikirlere bağlı olanlar biz veya birbirleri şöyle düşünmeli, böyle düşünmeli diye eleştirebilirler. Çünkü onların falanca Almanya'daki düşünürü, filanca İngiltere'deki filozofu şöyle şöyle ilkeler belirlemiştir. Siz ona göre düşünmelisiniz diye biz onlara diyebiliriz, onlar birbirine diyebilir. Fakat kökü dışarıda olmayan, bu ülkeye ait olan bir düşüncenin nasıl olması gerektiğine bu düşüncenin sahipleri karar verir. Adının ne olması gerektiğine bu düşüncenin sahipleri karar verir. Fransa'da Fransızcılık diye bir günün olmayışı, Almanya'da Almancılık diye bir olgunun, kavramın olmayışı Türkçülüğün olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü biz onlardan farklı bir sosyal tarih ortamından geçerek bugünlere geldik. Biz koca bir imparatorluğu kaybederek elimizde kalanlara tutunmaya çalışarak Türkçülük noktasına geldik, yapıştık, kaldık. Başka da bir çıkar yolumuz yoktu. Onlardan farklı şeyler izledik. Bu yüzden kimseden bunu öğrenmek durumunda değiliz. Türkçülük olur mu, olmaz mı? Olur. Biz dedik ve oldu. Bu ülkenin, bu milletin geçirdiği tarihi evreleri göz önüne almadan, hatta bilmeden, Fransa'yı okuyarak, onu buraya alıp getirmek, milliyetçilik şudur, böyle olmalıdır, adı böyle olmalıdır, tavrı böyle olmalıdır. Bu onları bağlar. Biz bunları duymayız. Biz bunlara kulağımız, gözümüz kapalı. Biz ne yaptığımızı biliriz. Kendimiz karar veririz. Çünkü yaşayanlar bizleriz. Evet. Kaynağı bu. Evet, bugün bir bayram. Göğsümüzü gere gere ifade ettiğimiz Türklüğün bir bayramı. Türklük ney? Türk kim? Bunun da felsefi bir tartışmasına girmeyeceğim. Ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Bunun ötesini tartışmaya, tarif etmeye falan gerek yok. Bunun sadece burada değil, her ülkede bunun genetik bir karşılığı yok. Bunun dilsel bir karşılığı yok. Etnik bir karşılığı yok. Bir insan
ben Amerikalıyım diyorsa Amerikalıdır. Bu kadar, orada biter. Ben Fransızım diyorsa Fransızdır. Orada biter. Türk'üm diyen insan Türk'tür. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugünlerde çok öne çıkarılıyor. Genetik bir karşılığı yok dedim. Acizane tarih camiası içinde genetik çalışmaları en erken dönemden itibaren yakından takip eden, kullanan birisiyim. Bir genetik veriyi onlardan birisi gibi anlayan birisiyim. O sonuçta başka bir bilim dalı, bir tıp jargonu vardır orada, tıp dili vardır. Bunu anlayan, kullanan birisiyim. Bir milletin genetiği yoktur, genetik kodları yoktur. Falanca Amerika'daki şirketi, laboratuvara işte kanımı gönderdim. Şu kadar Türk, şu kadar Arap, şu kadar bilmem ne çıktım. Bunlar bana gönderiyorlar. Dedim, diyorum sizinle dalga geçmişler. Dava açın bunlarla. Ha, daha ciddi olan şirketler böyle bir şey yapmıyor. Bölgesel kod veriyor. İşte %22 oranında Orta Doğu. İşte 62 oranında Orta Asya vesaire. Milletin genetik kodu olmaz. O kadar masraf edip de bir de %22 bilmem neysiniz. Bu bilimde, genetik biliminde hiçbir karşılığı olmayan bir tavır. Diyorum sizlere dalga geçmişler. Gidin dava açın. Böyle bir şey yok. İmkan da yok arkadaşlar. İsteseniz de genetik bir milletin haplogrup diyoruz onlara. Şu haplogruplar şu millete aittir. Şunlar şu millete aittir. Öyle bir imkan da yok. Yapısı icabı DNA'larımızın. Dolayısıyla kanı şu, geni şu, aslında şu. Yok. İlk insandan hepimiz Afrikalı A haplogrubu, A grubu genomları taşıyan insanlardan itibaren bizim gen hazinemizde sakladığımız bir şeyler var. İlk insanların mirasına da sahibiz, sonraki atalarımıza da sahibiz. Dolayısıyla aslında şu imiş de bu kişi aslında bu olduğunu bilmiyormuş. Eğer böyle denecekse dünyanın çok büyük bir kısmı Türklerin ortaya çıktığı alanda ortaya çıkmış olan genomları taşıyor. Ben şimdi dünyanın mevcut Türk nüfusunun çok üzerinde bir nüfus dünyada ilk Türklerin genlerini taşıyor. Ben bu insanlara Türk mü diyeceğim? Yani İskandinavya'nın yarısına yakını, Almanya'nın kuzey kısmı da dahil olmak üzere, ummadığımız yerlerde de dahil olmak üzere. Öyle bir şey yok. Buradaki insana Türk değil. Anadolu'da işte şu kadar Türk var. Muğla ve Giresun'da en çok. Öyle bir şey yok. Onu da okumayı bilmiyorlar. İşte aslında Türkçe öğrenmiş insanlar bunlar. Türkler değil de Anadolu'da gerçekte Türk yok. Bir dakika, ona biz karar verelim. Sen hangi genlerden yola çıkarak bunu tarif ediyorsun? Şu Moğol genleriyle uyuşanları Türk kabul ediyorlar. Yani siz atalarınızda bir yerde Moğollarla ortaklaşan bir geniniz var ise siz Türksünüz gerçek. Başkaları Türk değil. İyi de Türklerle Moğollar bambaşka milletler. Aynı gen havuzuna ait değiller ki. Sonradan komşu olmuş. Çıkış noktaları da, ana yurtları da birbirinden binlerce kilometre uzak olan bambaşka milletler. Evet, dediğim gibi ben Türk'üm diyen insan Türk'tür. Ve bu doğal bir duygudur. Bunun bir fikriyat olması, bunun bir ideoloji olması da aslında bence tuhaftır. Niye? Hepimiz ailemizi seviyoruz. Anne babayı, babamızı, kardeşlerimizi, yeğenlerimizi, amcaoğlunu, dayıoğlunu seviyoruz.
Millet de geniş bir ailedir. Başka bir şey değil. İnsanın kendini, kendi milletini sevmesi arkadaşlar bir ideoloji olamaz. Ve dünyada vaki olan da, doğal olan da budur. Ve bu yüzden herhangi bir ülkeye gittiğinizde buralarda çeşitli fikir akımlarına mensup olanları veya bunları temsil eden siyasi görüşleri incelediğinizde tamamının öncelikle o ülkenin milliyetçiler olduğunu görürsünüz. Almanya'daki hala işte çok marjinal olan Komünist Parti'den başlayarak etkin olan sosyal demokratlara kadar tamamı Alman milliyetçisidir. Fransa'da biz de muhatapta oluyoruz, görüyoruz. Mitterrand dönemlerini gördük 90'larda. Nasıl sosyalistlerin, Fransız sosyalistlerinin nasıl Fransız milliyetçileri olduklarını gördük. Doğal olan budur. Doğru olan da budur. Yanlışlık buralarda bir yerde. Milliyetçiliği bir ideoloji olarak görüp bir yere hapseden, bir yere hapsedildiği bizim ülkemizde bu yanlışlık. Evet, umarım bunlar bir gün anlaşılır ve bir milliyetçiliğin, Türkçülüğün ait olduğumuz büyük aileye duyulan muhabbetten başka bir şey olmadığı noktasına geliriz. İşte milliyetçilikler dünya savaşlarını doğurdu, milliyetçilikler felaketler doğurdu, milliyetçilikler emperyalizm, kolonyalizm doğurdu, insanlığa felaket getirdi. Getirmiştir. Peki benim milliyetçiliğim getirdi mi? Milliyetçilik yüzünden Türk bunu yaptı mı? Türk'ün sebep olduğu bir felaket var mı? İşte Bulgar, Sırp vesaire meslektaşlarla falan konuştuğumuzda çok güzel, gayet güzel. Peki temel sorun ne diyorum? Rahat rahat yaşadınız yüzyıllarca. Osmanlı olmasaydı birbirinizi kırıp geçirecektiniz. Sadece Bulgar, Sırp, Boşnak, Hırvat birbiriyle değil, Bulgar Bulgar'la, Sırp Sırp'la. Osmanlı gittiğinde birkaç tane Bulgar krallığı, birkaç tane Sırp krallığı vardı. Dušan İmparatorluğu parçalanmıştı Osmanlı Balkanlara çıktığında. Yüzyıllarca yaşadınız barış içinde ve sıkıntısını biz çektik. Türkler çekti Osmanlı eğer bir sıkıntı çektiyse. Çünkü sömürgecilik tavrıyla bir meyve toplamadılar. Bundan istifade edip Türk olan imparatorluğun kurucu unsur olan topluluk imparatorluğun emperyal yüzünden istifadeyle kendine bir çıkar sağlamadı. Yorulan, ölen, bitkin düşen yine Türk oldu. Peki sizin bu Türk nefretinin ardında ne var? Biz Türklerden nefret etmiyoruz. Biz kızıyoruz. Niye? Osmanlı gittiğinde aynen Türkler gibi buralarda geri kaldı. Almanya gelişmişti, Fransa gelişmişti. Lehler, Çekler, hatta Ruslar gelişmişti ama buralar gelişmedi. Biz buna kızıyoruz. Öyle mi? Biz de ona kızıyoruz. Evet. Kendi dedelerime, öz dedelerim de dahil olmak üzere ben de kızıyorum. Bir dönemin tembelliği mi diyelim, aymazlığı mı diyelim, cehaleti mi diyelim? Evet. Bizim ülkemiz de geri kaldı. Ve Türkçülük işte geri kalmışlığın üzerine gelmiş bir çare, bir tepki olarak belki ortaya çıktı ve yükseldi. Ve bu yüzden Türkçülüğün, demin dedim, kimse bize tarif edemez. Birbirimize de tarif edemeyiz. Herkes kendi anlayışına göre olur. Zaten modern bir çağdayız. İnsanlara nasıl düşünmesi gerektiğini söyleyemez. Özür dilerim. Postmodern dönemin bittiği bir çağdayız. Herkes bilgiye ulaşır. Herkes kendi istediği gibi düşünür. Fakat yani Türkçülük şöyle olmalı, böyle olmalı. Yok. Sizin istediğiniz gibi olmalı arkadaşlar. Her biriniz nasıl istiyorsanız, nasıl bir dünya hayal ediyorsanız kimse sizin hayallerinizin önüne set olamaz. Fakat tek bir konu var.
onu saptamaya, sabitlemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. Türkçülük ilerici olmak zorunda. Türkçülük, Türklüğü yükselmeyi, yükseltmeyi, yüzyıllarca geri kalmış, perişan düşmüş olan ulusu ayağa kaldırmayı hedefleyen bir görüş. İlerici olmak zorunda. Ha, bu ilericiliği herkes yine farklı anlayabilir. İçini çeşitli şekillerde doldurabilir. Onu bilemeyiz. Herkesin kendi tercihi. Fakat Türklük, Türkçülük kokuşmuş bir statükoculuktan çok uzakta olmak zorunda. Türkçülük daima bu milletin bir şekilde ilerlemesi için, ayağa kalkması için, daha rahat olması için, muasır medeniyetler değil, Atatürk öyle dememiş, hiç dikkat etmiyoruz. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkması için, niye olmasın, niye biz en önde, en gelişmiş ekonomiye sahip olmayalım, niye bizim üniversitelerimiz dünyanın sıralamalarında en üstlerde olmasın? Türkçülük kılıç, at, çadır, tesbih, yelek simgeselliğine sığdırılamaz arkadaşlar. Türkçülük, 2024 senesindeyiz. 2080 senesinde nasıl olacağımızı düşünmenin adıdır. Geçmişe özlemimizi, romantizmimizi yaşarız, ok atarız, kılıç çekeriz, poz veririz bunlarla. Fakat bu sadece bir nostalji olarak kalır. Türkçülük gerçek dünyada yapılan ve yaşanan bir fikirdir, bir duygudur. Evet, ilerici olmak ve ileride nasıl olacağımızı düşünmek, ona göre çağı okuyarak tavırlar, tepkiler geliştirmek, hatta ön almaktır Türkçülük. Türkçülük tepki değildir, olmamalıdır. Türkçülük savunma değildir, olmamalıdır. Önde gidip, önde davranıp, önce davranıp bu ülkeyi, bu ulusu akrabalar ile birlikte, dostlarla birlikte daha güzel, daha barışçıl bir dünya yaşanması için ileriye taşımaktır. Pax, barış demek. Derslerde duymuşsunuzdur, Pax Ottomana tabiri.